Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten programında avukat Şahin Mengü var. Eski CHP'de, yani biz demiyoruz, yeni CHP'liler diyor, yeni CHP diye. Eski CHP'de mühim adamlardan birisiydi. Şimdi de tabii mühim ama CHP'de değil galiba. Hoş geldiniz. Aynen, günaydın. Sağ ol, çok CHP'de misiniz veya? Tabii ben tabii CHP'liyim. Ben de çakma CHP'lilerden değilim. Benim CHP'ye girişim 1967'dir gençlik kollarına. Öyle kadar. Mi? Benim tabii. Doğduğum yıl. Evet, o tarihten beri. 1967'de tabii, Ankara'da tabii. Dünyaya geldim. Öyle mi? Evet. Ankara Barosu Yönetim Kurulu'ndayken babanız da Altındağ Kanalı'ndaydı. Oradan da bizim beraber doğru biliyorum. Kutunuz var. Çok selam ve saygıları var babamda. Söylememi istedi. Ben tabii bir şey söyleyeyim hemen. CHP bir ne otobüs firmasıdır ne kebapçı dükkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenisi olmaz. Yani o çok komik bir laf. Çok ağır konuştunuz. Şimdi hayır, yazacağız. CHP kebapçı değil, yenisi olmaz. Gayet tabii olmaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne belki bir yeni yönetim olabilir. Yeni yönetim anlayışı olabilir. Yeni yönetimin bir iş tutuş tarzı olabilir. Bunların hepsine saygı duyarım. Ama yeni CHP dediğiniz zaman CHP'nin tarihine hakaret edersiniz. Yani neyin yenisi? Kurtuluş Savaşı'nın yenisi mi? Biz çünkü şeyden gelmeyiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ta ilk kongreleri derken her ilde müdafaa hukuklar kurulmasından kalkarak gelen bir partiyiz. Bizim yerimiz olmaz. Biz tarihle beraber varız. Devletten evvel varız. Cumhuriyeti biz kurduk. Onun için yani yenisi falan bunlar tarihi bilmeyen hatta şöyle ne falan, var canım hani bir heyecan yaratalım diye böyle tabii bir heyecan yaratalım işte. Tabii heyecan yaratalım. Diyemezler mi yani? Tabii diyebilir. İnsanların dikkatini bakın, çekmek için yani sayın, bakın bizde de yeni politikalarımıza dikkat çekmek için yaptık diyemezler mi? Yeni politikalar üretirsiniz. Heyecan siyasi partilerde partinin adının başının sonuna bir şeyler ekleyerek olmaz. Partinin programıyla yeni verdiği mesajlarla siz toplumda bir heyecan yaratırsınız. Ben soruyorum. Ben de heyecan yakalamaya çalışıyorum da pek bir heyecan yok. Evet, %26 olan tabii biz muhalefiz. Sizi paket ettiler, koydular doğru, kenara Şahin Bey. Doğru, biraz doğru. Kızgınsınız. Hayır, hiç kızgın onun değilim. Onun için yeni yönetimde. Beni tanıyanlar bilir. Ne yansın ediyorsunuz? Hayır, bir 32 yaşında. Acaba? Hayır, bir 32 yaşında ben Ecevit'in yanında bir laf üstüne, veliaht gözükürken bir laf üstüne ceketini almış çıkmış bir adam. Yani bunların beni tasfiye ettiler. Çünkü bu bir projeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ulusalcıların tasfiye edilmesi gerekiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulusalcılar tasfiye edilsin ki şu laf o dönemde söylenemezdi. Mesela katil başına ev hapsi başımın üstünde lafını kimse söyletemezdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Çok komik ağır şeyler olur. Tabii ağır söylüyorum gayet tabii. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'ye 30 bin kişinin katilini ev hapsine götürelim dedirtme hakkınız yoktur. Biz orada olsaydık başka bir şey demezdi tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir laf çıkmaz. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bir anayasa komisyonu kuruldu. Parlamentoda. Evet. Şimdi ne var mesela, hiçbir şey çok kötü bir şey var. Bir kere şöyle bir tümden anayasanın temellerine aykırı. Anayasamıza göre, iç tüzüğümüze göre, parlamentonun iç tüzüğüne göre partiler anayasa teklifi önerisinde bulunamazlar. Biliyor musunuz bunu? Sadece milletvekillerinin. Partilerden bir anayasa komisyonu kuruyorsunuz. Hı. Yani kere, o zaman aykırı, anayasanın ruhuna aykırı. O takdirde siyasi partilerin anayasa değişikliği teklifi verme hakları olurdu. Böyle bir hak yok. Daha başka komik bir şey var. Siz bir komisyon kuruyorsunuz. İyi niyetli olduğunu da kabul ediyorum. Aynı işin büyük parti, sayıca büyük olan parti kalkıp diyor ki ben 2 ay sonra başkanlık sistemini parlamentoya taşıyacağım diyor. Peki siz orada ne yapıyorsunuz? Aylardır. Öyle mi? Şey mi yapıyorsunuz orada? Yani bir beyin fırtınlaması mı yapıyorsunuz? Adam diyor ki ben 22 Temmuz pardon 12 Eylül işte 2010'daki referandumda geçirdiğim 22 maddeyi konuşturmam diyor. Ne yazıyorsunuz orada? Madem öyle mi? Öyle mi? Başkanlık sistemini 2 ay sonra getireceğim dedi Burhan Kuzu Bey. Gelecek 2 ay sonra parlamentoya dedi. Peki siz başkanlık sistemi de geliyorsa ya bunu bilerek uzlaştınız başkanlık sistemini getiriyorsunuz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna şiddetle karşı çıkması lazım. Hala orada oturuyorsanız halka sormak lazım. Halk sizden memnun mu değil mi?
Öyle mi? Bizi paket ettiniz. Hayır, bizi paket etmemek çok paket önemli değil canım. Ne olacak? Yani her ama yeni paketten halk memnun mu? Öyle veya tabii yani yeni CHP'den. Tabii gayet. Doğru anlamış mıyım? Doğru anlamışsın. Şimdi manşet yapıyoruz. Yapın canım. Tamam yapın. Bizi paket ettiniz. Peki yeni paketten CHP'liler ve halk memnun mu? Bakın hiç memnun olup olmadığı şöyle belli. %26'dan bugün kamuoyu araştırmaları %19. En iyi kamuoyu araştırması aslında şimdi AKP anlaşılıyor ki yerel seçimleri 2013'ün sonuna getirecek. O gün orada belli olur. Hı. O gün orada hakiki kamu araştırması orada. Peki Fenerbahçe ile ilgili, Aziz Yıldırım'la ilgili dava işte ben Fenerbahçeliyim. Siz Fenerbahçelisiniz. Soralım. Şimdi bir kere mahkemenin kararı beni hiç üzüldü Fenerbahçe taraftarı. Mahkemenin kararı beni hiç tatmin etmedi. Hakim de tatmin olmamış ki verdiği karardan. Bir yıl tuttuğu adamı hükümle beraber tahliye. Şimdi bunda usule aykırı bir şey yok. Tamam, evet. Ama ben de 39 senelik avukatım. Bir hakim eğer kararından eminse daha o hani bizim infazdan ötürü yatma süresinin aşılmamışsa kimse kimseyi tahliye etmez. Evet. Daha eğer yani aldığı cezadan daha az yattı. Şu ana süre. Kadar tabii. Yani şu eğer anda kararından emin olsaydı susardı içeride. Ama tabii nasıl tahliye etsin? Şimdi nasıl beraat ettirsin? Beraat ettirse adama sorarlar bir yıldır bu adam ne yapıyordu içeride diye. Şimdi attı topu Yargıtay'ın üstüne ve zaten bana hiç alışmadığımız konuşmalar var duruşmanın başında. Biz çok çalıştık. Gayet tabii görevin çalışmak. Sana kimse dilekçe vermedi hakim ol buraya gel diye. Sen talepkar oldun geldin. Yani adamın biri de 694 sayfa benim duyduğum kadarıyla savunmayı hazırlamış. Herhalde orada şey anlatmadılar. Yani, hikaye anlatmadılar. Bir şeyler yazdılar. Gayet tabii. Köksal Bayraklar gibi de çok ciddi, çok ünlü bir ceza hukukçusu var. Elbette ciddi şeyler söylemişlerdir. Yani ben hakikaten anlayamadım. Yani cuma günü son söylüyorlar. Ne var canım hakim çok çalıştık dese yani. Bunda bakın bazı şeyler. Fenerbahçeliliğiniz her şeyin önüne geçmiş. Tabii. Bunlara var yani. Fenerbahçe camiası. Hakim insan değil mi? Fenerbahçe çok çalıştık. Bakın, bir tek Şahin Mengü mü çok çalıştı? Hayır. Estağfurullah olur mu canım? Fenerbahçe camiası büyük camiye aldığını ortaya koyacak. Yani şöyle bir süreçte alınan sportif sonuçlar da dahil. O büyük seyirci kitlesinin verdiği destek muhteşem bir destektir. Yani bunu aklı başında çok taraftar olmayan, çok koyu fanatik olmayan bütün kulüpleri temsil eden şeyleri söylüyorlar mensupları. Fenerbahçe camiası çok ciddi bir... Peki hakimin kararı tatmin etmedi. Etmedi tabii gayet tabii. Yani şimdi bakın şöyle bir şey, ne? Bak şöyle bir kanıtı var. Şimdi bu hakimler, mahkemeler çok tepki konularda bilirkişiye başvururlar. Tamam. Bilirkişiler uzman kişilerdir. Beğeniriz beğenmeyiz. Bir futbol federasyonu var. Futbol federasyonu etik kurulları var. Bu etik kurullar sahaya yansımış bir şikenin olmadığından bahsediyorlar. Evet. Şimdi o teknik kurulun raporu bir teknik bilirkişi raporu. Yani şimdi hakim bey şunu söyleyemez. Ben sahaya baktım. Ben ne kadar anlıyorsam o da o kadar anlar. Ha. Şunu söyleyeyim, futbolda çok önemli, çok zeka isteyen falan bir oyun değildir. Çok vasat zekadaki insanların da kavrayabileceği bir spordur. Ama şike başka bir şey. Şike bir organizasyon söz konusu. Şike sahada o an olmuyor ki Şahin Bey yani. Kulaklarıma inanmıyor. Eğer ama sahaya yansır şike. Ben Ankara'da çok eskileri hatırladı, çok maçlar vardır. Çok maçlar vardı. Yani ya, bakın kulübüsü vermeden olmaz, olur. Yani. Bakın olur. Zaten kanıtlar olur. Ve mahkeme de senin yaşın müsait değil. Senin işlerle ilgili senin müsait tabii canım ama sahaya yansımıyorsa birini dolandırmış olur. Evet. Ankara'da senin yaşın müsait değil. Bir iki takımın ismini de vermeyeceğim. Bir maç oynanacaktı. Takımlardan birinin kümede kalabilmesi için maçın berabere bitmesi lazımdı. Evet. O takımlardaki bir oyuncunun da gol kralı olması için de maçın çok gollü geçmesi lazımdı. Ankara'da bir hafta 10 gün evvelden bu maçın 4-4 biteceği söylüyordu. Maç 4-4 bitti. İşte şike bu. Şike bu peki. Bir başka bir Karadeniz takımında... Hayır, peki bir daha niye tatmin olmadınız yani? Ne olmadım yani. Bir ya ne demek istiyor yani kararın yorumu sizde? Kararın yorumu bence ne biliyor musun? Herkese şey dağıtıyor. Boncuk dağıtıyor. Yani? Yani Ahmet Hakan isim vermek belki reklamaca giriyor ama bugün harika bir yazı yazmış. Fenerbahçe'de diyor ki işte başkanınızı tahliye ettik daha ne istiyorsunuz diyor. Tamam. Öbür tarafı Fenerbahçe düşmanlarına da diyor ki bak canım adamı da mahkum ettik işte şike de var dedi. Yani var dedik neresinde bakarsanız bakın. Ya adalet bu değil midir zaten? Adalet bu değildir. Adalet doğruyu hükmetmektir. Peki. Peki hanım devam ediyoruz. Suriye politikası? Dökülüyor. İktidarıyla muhalefetiyle dökülüyor. Niye? Dökülüyor tabii. Muhalefetiyle niye dökülüyor? Gayet tabii dökülüyor. Ya sizde ne olsa muhalefete laf söylüyorsunuz. Bakın iki şey anlatacağım. Tabii yok. Suriye politikasını yürüten iktidar değil mi Şahin Bey? Şimdi bakın hayır. Bir çok çarpıcı bir örnek vereceğim size. Başbakan masanın başında oturuyor. Daha şekilden girmek lazım. Usul esasın kapısıdır.
yanlış usulle oturursanız yanlış esasa varırsınız. Hı. Başbakan masanın başında oturuyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partisinin üyeleri de yanında sanki mahiyetindeki memurlarmış gibi oturuyor. Cumhuriyet Halk Partililere bu soru soruldu. Dediler ki efendim memleketin bunca sorunu varken bu şekli bir konuya girmedik. Evet, doğru şey, ama şimdi doğru. Bir şey yok, yok yani, olur mu? Doğru, o evet, zaman İnönü, İnönü, o an için ama. Ama İnönü, için İnönü, çok, İnönü memlekete ihanet mi etti? Bey, İnönü memlekete ihanet mi etti? Lozan Anlaşması'nda kendisine sunulan koltuğu beğenmeyen İsmet Paşa salonu terk etti. Herhalde şartlar, Türkiye'nin şartları Lozan Anlaşması'nın tartışıldığı günlerden bugün çok farklı. Lozan'ın şartlarını mı yaşadı? O kadar ağır değildi diyor. İşte o kadar ağır değildi. Ya ne yapma dedi Kemal Bey, böyle oturmam. Ha oturmam dedi. Tabii gayet tabii. Öyle karşıma geç. Karşıma geçecek. Eşitler arasında koy. Ben ana muhalefet partisi lideriyim. Ben yarın başbakan olacağım. O iddiadasınız. Karşıma geç. Karşılıklı konuşalım. Artı oraya giderken başbakan açıklama yaptı. Yani bu tabii sadece Kemal Bey, Tayyip Bey arasındaki bir konu da değil. Türkiye'de, bu Türkiye'nin devlet, protokol konusu. Böyle olmalı. Böyle olması gerekir. Ondan dedim usul esasın kapısıdır diye. O şartlarla oturursanız öyle tartışırsınız. Karşılıklı oturursanız farklı tartışırsınız. Bu moral meselesidir. Bu çok önemli bir konudur. Buna çok dikkat etmek lazım. İki, oraya giderken çok ciddi hazırlıklarınız olacak. Mesela Sayın Başbakan açıkladı. Yalanlamadı ve doğru kabul ediyorum. Dedi ki bize hiçbir şey sorulmadı. Bir pilotların hayatı soruldu. İki, bir de işte Türkiye'nin hava sahasının nereden başlayıp nerede bittiği soruldu dedi. Özellikle ikinci soru bana çok komik geldi. Bir ana muhalefet partisi veya diğer muhalefet partileri. O toplantıya giderken Türkiye'nin hava sahasının nerede başlayıp nerede bittiğini bilmeleri gerekir zaten. İki, başka bir şey sorulabilirdi. Sen Türkiye, ABD ve İsrail yıllardır Doğu Akdeniz'de arama kurtarma çalışmayı tatbikatları yapıyorsun. Niye benim pilotumun benim uçağım düştüğü zaman bunlar orada arama kurtarmaya gelmediler? Hemen Laskiye'nin karşısında İngiliz deniz üssü var. Evet. Dünyanın en modern helikopterlerine ve arama kurtarma gemilerine sahip. Niye İngilizler bizim gemi uçağın pilotlarını kurtarmaya gelmedi? İnsanın aklına şu soru geliyor o zaman. Ben olsam başbakana bunu sorardım. Acaba pilotlar kurtuldu da Suriye'nin elinde mi? Hatırlayacaksınız, senin evet, daha doğmamışsın. 1961'de U-2 uçağı skandalı olmuştu Amerikalılar Rusya üstünde. Amerika bu bizden kalkmıştı o uçak. Amerika o uçağın kalkışını inkar etti. Evet. Sonra Ruslar pilotu getirdiler, çıkarttılar ortaya. Yakaladıkları pilotu. Acaba böyle bir şeyle mi karşılaşacağız? Şimdi bunları sormak lazım. Lazım. Öyle. Tabii ama şunu da söyleyeyim. Suriye'nin bizim uçağımızı düşürmesinin uluslararası hukuk açısından hiçbir kabul edilebilirliği yok. Şundan yok. Evvela uçak bir hava sahasını ihlal ettiği zaman anons edersiniz, ikaz edersiniz tersizden. Arkasından it dalaşı dediğimiz omuz atmaya çalışırsınız dışarı çıksın diye veya yaklaşmasın diye. Üç, hiçbirinde ikisine de muvaffak olamamışsanız uçağa inmeye zorlarsınız. Artı Suriye ile bizim aramızda bir harp hali söz konusu olmadığı için, resmen ilan edilmiş bir harp hali söz konusu olmadığı için bir nota mı ilan edersiniz siz dünyaya açık? Dersiniz ki şu hava sahasına girdiği anda her uçağa vururum. Benim notam alanımdır dersin. Böyle de bir şey yapmadık. Şimdi uçak düştü. Türkiye bir protesto notası bile vermedi. Bir nota çekti ama protesto notası değil. Bakın ikisi çok farklı şeylerdir. Protesto millet verildi diye biliyor. Protesto notası değil. Açıklayıversinler. Söyleyeyim o zaman millet. Tabii millet bir protesto notası değildir. Protesto notası vermemenin esprisi nedir biliyor musunuz? Diğerleri size şöyle bakar. Sizin kendi tezlerinizde yeteri kadar güçlü olmadığınızda sizin de inancınız olduğu zaman protesto notası vermezsiniz. Topu çevirirsiniz. Ama çok Türkiye, ağır bir iddia bu efendim. Gayet tabii. Açıklasınlar şu protesto notası. Protesto notası bile vermediler. Nota verdiler, protesto notası vermediler. İkisi farklı şeylerdir bakın diplomasi stilinde. Evet. Protesto notası. Millet aradaki farkı bilmiyor. Evet, onun için açıklamaları lazım. Açıklasınlar. Yani işte uçağımı düşürdün, şu bu başka. O protesto notasının özellikleri vardı, onu diplomatlar bilir. O notayı vermediler. Benim gördüğüm kadarıyla. Bunu vermediğiniz zaman dış dünya şöyle algılar bu işi. Ha, demek ki Türkiye tezlerinde çok iddialı, kendi tezlerine kendi de güvenmiyor diye. Nitekim halkı şöyle de kandırıyoruz dış politika konusunda. NATO toplantısında ne kararı çıktı? Yuvarlak laflar çıktı. Evet. Zaten başka bir şey söylenemez. Yani bir iktidarla beraber şiddetle kanadılar. Evet. Gayet tabii biraz evvel de söyledim. Uluslararası hukuka göre aykırı olarak bir uçağı düşürmüşseniz elbette bunu kanadılar. Başka bir şey söylenmez zaten. Yani Türkiye bizim uçağın düşürülmesiyle ilgili Suriye'ye Ruslar dahil ne iyi yaptın diyen yok.
Ruslar da ne iyi yaptın diyen yok. Ama bu tabii bizim haklılığımızı ortaya koymuyor. Bakın bir Kıbrıs harekatı anlatacağım. Kıbrıs harekatında biz dakika dakika fiilen çatışmanın içindeydik. Harp ediyorduk. Ama Türk halkı dakika dakika her şeyi biliyordu. Biliyor muydu? Biliyordu. Şu Suriye olayında her şeyi çok açık biliyor muyuz? Bilmiyoruz. NATO, biz buna bakın. Biz bunu neyi bilmemiz gerekiyor? Tabii şunu bilmemiz lazım. Yani. Biz iddianızı karıştırın efendim. Neyi bilmemiz gerekiyor da bilmiyoruz. Doğru bilmiyoruz. Altıncı filoyu orada çünkü Doğu Akdeniz'de. İsrail'i arama kurtarmaya çağırdık da gelmediler mi? Doğru. Veya hemen karşısındaki Laskiye'de bulunan İngiliz üstündeki arama kurtarma gemisi ve helikopterlerini çağırdık da gelmediler mi? Veya gelmediler mi? Türk halkını bunu... Çağırdık da mı gelmediler? Tabii o çok önemli. Çağırıp da gelmediyse dediğin ülke NATO ülkesi. O an çıkmadı, çıktı mı yola? Bakın, veya belki 1944, öyle bir bilgi vardı ki kurtarmaya gerek kalmadı. Yani adamlar... Belki de bilmiyorum. Tabii ben de bilmiyorum. 1944 Chicago anlaşmasına göre böyle bir uçak kazasında kimsenin kara suyuna girersin girmezsin deme hakkı yoktur. Girerler ve yardım ederler. Çünkü o bölgede... Bunu bilmek istiyoruz diyorsun. Gayet bilmek istiyorum. Yani sen çağırdın mı kardeşim Amerikalı'yı yardıma? Veya Laskiye'de Rus gemileri varmış. Onlar vardır. Onlar niye gelmediler? Çağırdın da mı gelmediler? Gelmediler. Yani çünkü insan kurtarması. Orada insan canı söylüyor. Bunu bilmek istiyoruz. Bak yani tabii bak her şeyi bilmek istiyorum. Protesto notu yani, verdin mi? Ben de mi ona bilmek istiyorum. Artı ben gerçek şekilde bu uçağın çıkartılması bir an evvel şundan isteniyor. Bu uçak hangi silahla vuruldu? Eğer bu uçak savar mermileriyle vurulduysa en fazla 2000-2500 bilemediniz 3000 metre menzilidir uçak savar mermileri. Evet. O da sizin kara suyuna yani toprağına adamın karasına yakın olduğunuzu gösterir. En fazla çünkü uçak savar karadan atılıyor. Ne demek yani ki? Bu da tam açıklanmadı. Açıklanmadı. Yani uçak savar mı vurdu? Tabii Türkiye'de çok güzel. Füze mi vurdu? Türkiye çok güzel gündem değişiyor. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Bir her şeyi unuturuz. O arada bir Leyla Zana ziyareti başladı. Evet. Dikkat edin gündem çok sık değişiyor. Biz her şeyi unuturuz. Şimdi bir müddet sonra biz şeyi de unuturuz. Nasıl Mavi Marmara'yı unuttu Türk halkı? Bu uçak düşürülme olayını da unuturuz. Mavi Marmara olayını hatırlıyor musunuz? Gündemde mi değil? Mavi Marmara'da düpedüz 9 tane bu ülkenin insanı öldürülmüştür. Bütün bağırdık, çağırdık, asarız, keseriz, şöyle yaparız dedik. Hiçbir evet. şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. 9 tane. Yani şey, İsrail'den özür bekliyoruz, tazminat bekliyoruz. Bekliyoruz. Aldık mı? Var ya işte beklediklerimiz. Beklemekte olmuyor bu iş. Aldık mı? Hani o Godoy'u beklerken gibi oluyor. Hala koltuk diyor, şekil diyor. Böyle iş mi olur kardeşim demiş bir seyircimiz. Tabii. O zaman demek ki NATO'da, pardon, Lozan'da İsmet Paşa kendine sunulan kötü koltuğu kabul etseydi mi olacak? Evet. Biraz evvel söyledim o vatandaş anlamamış. Usul esasın kapısıdır. Şartları görüşmenin usulünden başlanır bahsedere. Evet. Şahin Mengü sen muhalefet yapacaksın diye CHP'yi karalama kardeşim. Şener Aslan Türk. Aferin ona. Evet. Ben karalamıyorum. Şimdi Türk halkına soruyoruz. Evet. Oylar %19'a düşmüş. Doğru mu değil mi? Bir. Biz olsaydık. Hayır biz olsaydık demiyorum. Biz olsaydık bir kere söylüyorum. Biz terörist başına bir ev hapsine sıcak bakardık lafını kimse söyletemezdi. 30 bin kişinin katiline bunu söylüyorsan Türk halkının buna tepki vermemesi mümkün değildir. Bir şeyin asılı varsa takdirine kimse istifade etmez. Gayet tabii ben şu andaki yönetim... Canım akacak kan duracaksa bunlar da konuşursun hayır dersin canım. Akacak kanın... Ders diyorlar. Tabii derler. Akacak kanın durmasının şartları vardır. O şartları bilmeden... Şimdi bakın yeni CHP diyorlar. Sayın Genel Başkanım açıklama yaptı. Eski raporlardan bir kelime fazla bir şey söylemedi. Başka bir şey var ama. Bu arada halkın gözünden saklanan o vatandaşlarımız yarın bunu okurlarsa... Şener Aslan Türk. Okurlarsa, muhalefet yapacaksın diye CHP'yi karalıyorsun tabii, kardeşim. Tabii derler. Van Çalıştay'ını bir okusun. Ondan sonra benden özür diliyor mu dilemiyor mu onu konuşalım. Çift dil, özellik. Ne ararsanız verilmiş. O arkadaş bana şeyini versin, faks numarasını. Hangi Van Çalıştay'ı? Kimin bu CHP'nin bir Van Çalıştay'ı var. Bu doğudaki şey nasıl biter diye. Yani PKK'nın söyledikleriyle birebir örtüşen konu şeyler var. Talepler var. APO'ya ev hapsinden başlayıp Çalıştay'ın tutanakları elimde. İstiyorsa gönderivereyim.
CHP okuma adına mı? Evet evet, CHP'nin kendi yaptığı çalıştayı. Evet, bilmeyen, ben biliyorum da çok iyi. Yani. Bilmeyen için bu soruyu soruyorum. Tabii tabii, haklısın. O CHP'nin yaptığı Van çalıştayı var. Güneydoğu Anadolu'daki bu. Yeni mi? Yani yeni dönemde. Yeni dönemde. Yani, yeni dönemde. Yeni dönemde. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, işte bu Sezgin Tanrıkulu genel başkan bir sefer olduğu dönemde. Onların aktif olduğu dönemde yapmış. Van çalıştayı var. O arkadaşın bunları okuma içi yetiyorsa... Ben ona hemen faks numarası... Canım Çalıştay'da konuşuluyordur yani. Hayır, Çalıştay hayır. Adı üstünde. Hayır, Çalıştay'da Şahin Bey. Karar yani almış. CHP bakın, kararı değil ki onlar. Hayır, hayır hayır, her yerde CHP kararı diye el altına onlara bunlara da gösteriliyor. Onu da biliyoruz. Çünkü söylenen laflar, işte yok ev hapsine evet derim, başımın üstüne laflar orada da var. Yani orada ne söylüyor? Mesela evet. Sayın Genel Başkan dedi ki şeyi düşünebiliriz dedi. Sonradan çevirdi. O da Allah var. Ana dilde eğitimi de. Ama hapsinde eğitim... yalanladılar canım. Hayır hayır canım, yalanlamadı. Nerede yalanladı? Başımın üstünde yeri var lafı. Sayın Genel Başkan'ın televizyonlara yansımış konuşması. Evet. Ben ama onu yani işte bizim CHP kararı olarak söylemedik. Getirir konuşurlarsa orada durur öyle bir laf. Zaten bir algıladım şimdi yani. Siz öyle algıladınız tabii. BDP bunları ana, söyleyecek tabii. Ana muhalefet parti. Ama diyor ki orada dört parti anlaşırsa. Yani sen de anlaşmaya yakınsın demek. Çünkü dördüncü parti, dört partiden biri sensin. Başkası değil ki bu dört parti. Senin dışındaki dört partiden bahsetmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulunduğu dört partiden bahsediyoruz. İsmet Paşa zamanından beri CHP'liyim. Yeni CHP'yi seviyorum. Bu arkadaşın CHP'nin oyu düşüyor demesi yanlış. Bu işe sevinmesi bile hoş değil. Seviniyor galiba demiş CHP'nin oyları düşüyor diye. Kamil Ertem İzmir'den. Şimdi o da CHP'li şimdi. Size laf söyleme hakkı var. Tabii gayettir bacım. Benim de ona söyleme hakkım var. Eğer İsmet Paşa zamanından beri CHP'li ise bugün söylenen birçok şeye benim gibi tepki vermesi lazım. Bu ülkenin bütünlüğünden yanaysa. Bazen... Soruyorum diyorsunuz. Tabii soruyorum. Ev hapsi istiyor, istiyor musun? İstemiyor musun? Şimdi ekrana bakarak bir sorabilirsiniz. İstiyor musun kardeşim terörist başına ev hapsini? Sen şartlar el verirse af çıkartırım lafından yana mısın? Onları söyle. Şimdi bunları söyleyelim, ondan sonra her şeyi konuşalım. Buna evet diyorsan zaten Cumhuriyet Halk Partili'yiz. Şahin Bey bilsin ki Fenerbahçe'de, CHP'de, eski Türkiye'de kaldı. Yok öyle saha dışında çete var, işler var, numaralar filan. CHP'de darbecilerle değil artık. Millete selam çakacak. CHP darbecilere değil millete selam çakacak artık. Siz neden rahatsızsınız? İstanbul'dan Murat Ağartıcı. Saygılarımla. Estağfurullah, saygılarımla. Darbecilere selam değil millete selam çak artık tabii, diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tane darbeyle iç içe olduğunu göstersin, ben özür dileyeceğim kendisinden. Biz bütün darbelerin altında kalmışızdır. 12 Mart muhtırasında o tarihteki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri çıktı, ne dedi? Rahmetli Ecevit. Bu muhtıra bize karşı verilmiştir dedi. 12 Eylül kimi kapattı? Doğru vallahi evet. Yani hangi darbecilerle beraber? Babam, şimdi başka bir şey var. Babam Erbaa kaymakamıydı. Her partinin mallarını yine o partili birisinin dükkanına, evine falan vermişlerdi. Böyle bir kulübede duruyordu. CHP'nin hep önünden geçerdik. Şey bakın şimdi şunu sormak lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahip çıkması demek, darbecilere sahip çıkması demek değildir. Cumhuriyet Halk Partililer benim gibi gerçek... Burada manşet oluyor. Tabii benim gibi Cumhuriyet Halk CHP'liler TSK'ya sahip çıkmak zorunda değil. Darbecilere değil. Darbecilere değil. Ordu benim ordum. Bu ordu yarın orada dövüşecek. Şimdi bu orduyu yıpratmanın neye, kime faydası var? Neye faydası var? Hiç kimseye faydası yok. Darbeci yapmışlarsa teşebbüs etmişler. Şimdi bakın darbe şöyle bir komik. Yani bu tabii bakın sayın diyorlar. Çok güzel soru soruyorlar. Şimdi adam Genelkurmay Başkanı. Ordunun tepesinde 700 bin askeri, tankı, topu, herkes var emrinde. Darbe yapmıyor. Emekli olduktan 2 sene sonra darbe yapmaya kalkıyor. Veya işte ordu komutanları. Adam tank, top, tüfek, uçak varken hiçbir şey yapmıyor. Emekli oluyor. Aradan 9-10 sene geçiyor. Yani şimdi mesela görevi zamanındaki konuları konuşuyorlar. 28 Şubat eşit. Tabii 28 Şubat. Al bir elinizi vicdanınıza koyun. 28 Şubat'dan sonra ne zaman istifa ediyor hükümet? 4 ay sonra. Evet. E kardeşim sen hani çok yürekliydin ya. Şimdi AKP'lilere söylüyorum. Evet. Niye 28 Şubat'tan sonra siz o parti kendi partinizden istifa edip yeni bir parti kurdunuz? Siz bu istifayla fiilen Sayın Erbakan'ın ülkeyi kötüye götürdüğüne inandığınız için ayrılıp bir parti kurdunuz. Yoksa o partinin içinde kalırdınız. Kimse kimseyi kandırmasın. İstifa etmediler mi?
Yeni partiyi 28 Şubat'tan sonra kurmadılar mı? Biz gömleğimizi çıkarttık, yeni gömlek giydik demediler mi? Orada durdular, kurultaylara falan katıldılar. İşte ayrıldı. Olamayınca gitti, aynen ayrıldılar, parti kurdular. Tamam. Demek ki Erbakan'ın siyaset anlayışından rahatsızmış arkadaşlar. Peki. O gözüküyor. Peki Şahin Bey, geçenlerde sizin bir yazınızı okudum. Bu İsrail niye hiç bu işlerle ilgili konuşmuyor, ortalara düşmüyor? Ne dersiniz? Yorumunuz ne? İsrail'in tabii Suriye meselesine geri dönüşünde. Suriye meselesinde, Suriye'nin bölünmesinde İsrail'in büyük menfaati var. Bu pazar günkü yazımı da onu anlattım. Yani şimdi Sayın Başbakan Obama ile konuşmasında bir şey söylemişti. İşte askeri hedefleri vuralım, uçuşa yasak bölge ilan edelim, emniyet kordonu yaratalım diye. Aynen Kuzey Irak'ta düştüğümüz hatadır. Orada da bir biliyorsunuz uçuşa yasak. Biz öneriyoruz bir de. Biz önermişiz. Bu Sayın Başbakan'ın Obama'ya önerisiyle çıktı gazetede. Yalanlamadım. Müteci onu doğru kabul etmek lazım. Uçuşa yasak bölge ilan ettiniz. Emniyet kordonu yarattınız. Zaman bir yeni bağımsız devlet kurarsınız. Bu kimin işine yarar? Büyük Ortadoğu projesine göre Büyük Kürdistan İsrail'in emniyetidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol yataklarını ve doğal gaz yataklarını kontrol etmesidir. Etmesinin garantisidir. Siyaseten de İsrail'in emniyetidir. Canım bu nerede çıktı? Başbakan ve ekibi belki görmemiştir canım bu haberleri, bu iddiaları. Olur mu ya, şimdi başbakan her türlü haberi görür. Evet. Başbakanların görmemeye ne hakkı vardır ne de böyle bir şey olabilir, düşünülemez. Biraz öyle, çok önemli bakın. Irak'ın kuzeyinde bugün meydana gelen olayın nedeni sayılan oluşumlar. Üç konu yani bu nedir? Uçuşa yasak bölge, işte emniyetli bölge ki Kürtlerin oturduğu bölge şimdi. Bir de askeri hedefleri vurulması. Askeri hedefler zaten vurulmuştu Irak'ta da. Burada da bunları yaptırdınız zaman, uçuşa yasak bölge ilan ettiğiniz zaman, yani Suriye'nin bize yakın olan kısmında yeni bir devletçiğin çıkmasına ortaya çıkarsınız. Bu kimlik? Irak'ın kuzeyinde aynen böyle oldu. Aynen böyle olmuştu. Ne olur? Bu sefer Kuzey Irak'taki sözde Kürt devleti bütün doğal gaz ve petrol dünya ile ilişkisini o hat üstünden kurar. Çünkü orada iki tane petrol boru hattı vardır. Bugün kullanılmayan, tahrip olmuş. Onu biraz organize edip düzelttikleri zaman Türkiye'den üstünden, yani Türkiye'ye bütün bağımlılığını ortadan kalkar. O Türkiye açısından çok büyük tehlikedir. Artı İsrail'i Orta Doğu'nun tek büyük gücü haline getirir. E canım biz ona çabalamıyoruz ki, adam zulüm uyguluyor halkına. Halkına zulüm uyguluyor. Sesimizi çıkarmayalım şimdi, mı? Tabii halka zulüm uyguluyor. Demokrasi yok, insan hakları yok. Açık demokrasi şimdi, yap dedik ona. Suudi Arabistan'da yapsaydı bunlar diyorlar. Suudi Arabistan'da demokrasi mi var? Canım, adam her gün öldürmüyor ki yani. Onu bilmiyoruz. Her gün Arap mı kapalı rejimlerin, efendim, kapalı rejimlerin en tehlikeli tarafı orada ne olup olmadığını çok bilemezsiniz. Ya her gün hacca gidiyor 4 milyon adam. Gidiyor da para kazanıyor canım. Gayet tabii gidiyor. O dini vecibi, onu yapacak. Ha, orada görüyordur ona, millet. O neresi? Ama biz orada belli bir kısmını görüyoruz. Peki orada özgürlük mü var? Demokrasi mi var? Siyasi partiler var da mücadele mi ediyorlar? Ben şunu söylüyorum tabii. Türkiye Suriye'de insan hakları ihlali varsa buna gereken müdahaleyi yapacaktır. Ama kimsenin iç işlerine karışarak değil. Yani burada şeycilere, muhaliflere silahlı eğitim yaptırarak değil. Buradan bir askeri muhalif... Öyle bir şey yok kardeşim. Yalanladık 50 kere diyor. Tabii yalanlıyorsunuz da, ama siyacıların da, Amerikalıların gazetelerinde yazdıkları var. Onlar Amerikanın hepsi, derin şeyleri. Derin ama. Şeyleri. Hepsi derin devlet. Şimdi Amerikan ergenekoncuları onlar. Olabilir Amerikan ergenekoncu. O için Amerika'da bir ergen... Söyledi ya başbakan, sen dedi namertsin dedi filan oradaki yayın yapan bir gazeteye. Hepsine söylüyorum. Namertsin demek kolaydır buradan da. Gereğini yapmak lazım. Şimdi herkes biliyor. Fotoğraflar yayınlandı. Bizim buradan silah gitti. Adamların burada eğitildiği. Herkes biliyor artık. Yani toplantı yapıyorlar da yani. Burada toplantı yapıyor muhalifler. Hayır burada. Ne yapalım, gelmiş otelde toplantı yapıyorlar. Burası özgür bir ülke beyefendi. Burası özgür bir ülke de diyorlar. Siz başka bir ülkenin iç işlerine müdahaleyi burada yaptıramazsınız. Burada yaptıramazsınız. Burada yaptırırsanız suç işlemiş olursunuz. Yani yarın Suriye'nin tepesinde Türkiye'nin aleyhine bir toplantı mı yapılsın? Bunu mu istiyoruz? O zaman siz Suriye'ye dönüp burada toplantı yaptıramazsın. Bak benim aleyhime burada faaliyetler var, bu faaliyetleri durdur diyebilir misiniz? Nitekim biz dedik, çok onurlu, çok dik duran bir hükümet döneminde aşağıya kara kuvvetleri komutanı gitti. Ya APO'yu çıkartırsın ya gereğini yaparım dedi. Paşa paşa APO'yu teslim ettiler. Evet. Gönderdiler. O general Atilla Ateş. Atilla Ateş Paşa gitti. O zaman Kara Kuvvetleri komutanıydı. Orada bir denetleme vardı. Tabii o kendi başına gitmemişti. Yani siyasi gayet tabii. Bu işlerin arkasında siyasi otorite yoksa askerin yapabileceği fazla bir şey yoktur. Son karar siyasi otoritenin kararıdır.
siyasi otoritenin ne dediğine bakmak lazım. Siyasi otorite orada tavırlı olursa askerde de tavırlı olur. Ne güzel, özel yetkili mahkemeleri yeniden düzenledi AK Parti. Siz buna da bağırıp çağırıyorsunuz. Sizi memnun etmek mümkün değil kardeşim demiş. Tabii hiç AK Partili. Hiç anlamıyor arkadaş ve işin öyle geliyor. Özel yetkili mahkemeler falan kaldırılmadı. Kaldırılmadı şimdi mı? Tabii devam edecek. Daha da kötüsü bir ikili hukuk yarattılar. Nasıl yani? Şimdi bu özel yetkili mahkemeler, tabii daha metin Cumhurbaşkanı'ndan çıkmadığı için basına yansıdığı kadarıyla anlatıyoruz. Bu özel yetkili mahkemeler şu anda devam edene sonuna kadar devam edecek. Şimdi bu tip davalar sen iyi hatırlarsın. 12 Eylül 80'den sonra davalar 30 sene falan sürdü. Doğrudur. 30 sene şimdi bu mahkeme. Bu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 7,5 yıl yatmış işte. Mesela şeye bakın şimdi. Tutuklu olarak. Ergenekon yani davasından. Ergenekon davasında 130-140 tane tutuklu sanık var. Sanık var. Dava bir felaket. O dava kaç senede biter? Şimdi kaldırdık dedikleri şey nedir o? Özel yetkili mahkeme o davalar için devam edecek. Tamam. Bir komedi. Şimdi bir tarafta bir mahkeme devam edecek. Öbür tarafta aslında özel yetkili mahkemeleri fiilen kaldırmadılar. Türkiye Ceza Mahkemeleri Kanunu 250, 251, 252. maddelerini oradan çıkarttılar. Terörle mücadele yasasına koydular. Adını değiştirdiler. Terör mahkemesi diye. Yani bazı iyileştirici şeyler getirdiler kendini korumak için. Evet. İzin gibi. Burada ona eleştiri var. Erkan Tan, bu Adalet ve Kalkınma Partililer değil miydi? Kardeşim asıl dokunulmazlık seçilmişlerde değil. Atanmışlarda var, memurlarda var. E şimdi onları daha da dokunulmaz kıldılar. Doğru mu bu yorum? Doğru söylüyor tabii. Yani doğru mu değil mi? Yani doğru. Aynı yani. Katılıyorum. Olabilir. Aynı katılıyorum. Çünkü nitekim biz... Hani izin alma şartı bu. Gayet tabii. Canım şey olmadı mı? İzin tabii o. Bazı bürokratların yargılanabilirsin. İlgili bakanın veya başbakanın izin vermesi. Şu AK Partiler böyle diyordu hakikaten. Diyorlar canım tabii. Milletvekillerinde, siyasilerde de değil. İzin değil. Asıl bunlarda var diyorlar. Bürokratlarla var dokunmaz diyorlar. Tabii. Mesela bir Oslo görüşmelerinin her bir maddesi ayrı bir yüce divanlık suçtur. Oslo görüşmelerinin her bir maddesi. Her bir maddesi... Şimdi bakın bunu yazacağız. Yazın yani. Canım. Her bir maddesi yüce divanlık bir suçtur. Niye? Oslo görüşmelerinin her maddesi ayrı bir yüce divanlık suçtur. Evet. Yüce divanlık suçtur. Yüce divanlık suçtur. Niye şeyi... Yazıyoruz şimdi. Yazın canım. Altına imza da atayım istersen. Yok, peki niye, yok. Niye... Tamam dedim derseniz problem yok. Niye işi biz MİT müsteşarına koruma getirdi? İlan verdim emri dedi. Güzel. Kimi koruyor? Kendisini koruyor. Kendisini koruyor. Doğru söylüyor başbakan. Ben verdim emri diyor. Tabii kanunsuz emir dinlenir dinlenmez ayrı şey. Yani kanunsuz emri şimdi Balyoz davası veya 28 Şubat davasında yüzbaşıyı yargılıyorsun verilen emri uyguladı diye de. Yargılamıyor muyuz? 28 Şubat davası öyle bir dava. Milli Güvenlik Kurulu bir karar almış. Milli Güvenlik Kurulu kararını uygulayanları yargılıyoruz şimdi. Niye? Herhalde kendi kafalarındaki mantık bu kanunsuz. Camiye bomba atacakmış adamlar. Atacakmış. Atacaklarmış. Bunun planını yapıyorlarmış. O başka bak. O dava başka. Sayın Tan. O Balyoz davası. Evet, bu benim genel olarak böyle biliyorum. 28 Şubat davası da diyor ki sen diyor ki Milli Güvenlik Kurulu kararını uyguladın. Tamam. Ve güzel. Yani emri uyguladın. Şimdi sen emri uygularsan yargılanacaksın. MİT müsteşarı senin emrini uygulasa yargılanmaz. Ya Akan Kan dursun diye gitmiş orada çete başlarıyla görüşüyorlar. Çete başlarıyla bak ne güzel söylüyorsun. Ya, çete başıyla. Bakın hayır MİT müşteri yapmaz. Dünyada terör örgütüyle silahlar patlarken görüşme yapılmaz. Terörün kuralıdır. Terör örgütü silahı bırakır herkese görüşürsün. Onun da yasal organlarıyla görüşür. Siyasi partisi var, sonunda görüşürsün. Veya bu ülkede sadece o bölgeyi temsil eden insanlar PKK'lılar mı? Veya bu Oslo'da görüşmeyi yapanlar mı? O bölgenin aklı selim sahibi insanları yok mu? Sivil toplum kuruluşlar, şunlar var, bunlar var. Onlarla görsen kimse bir şey söyleyemez. Doğrudur. Akan kanı durdurmaya yöneliktir. Sen evvela devlet olarak orada 40 yıldır oranın genç kuşağının işsizlik sorunu çözebilmiş misin? Oranın çocuğu yegane güvence diye elinin altındaki kaleşinkoftan başka bir şeyi görmüş mü? Sen evvela bunları ortadan kaldıracaksın. Yoksa özel yetkili mahkeme öyle demiş. Yok Oslo'da böyle görüşmüşüm. Hiçbir şeyi çözemezsin. Silahlar patlarken görüşürsen terör örgütü çıkar kendi tabanına der ki bakın her olaydan sonra bir şeyler elde ediyoruz der. Mühim olan o tartışmanın içine güvencemiz silahlardır. Güvencemiz silahlardır. Onu dedi zaten. Dedi zaten. Tabii dedi silah bırak şimdi lafını değiştirdi. Ve bir ara güvencemiz silahtır demişti.
Şimdi Sayın Başbakan kurtarır bu işi diyor. Hani nasıl o noktaya geldi veya getirildi bilmiyorum. Evet. Ama silahlar güvencemizdir lafı söylendi. Bu tabii oradaki bir kuşak için doğru hale getirilmiştir. Devletin yanlış politikalarından ötürü o Kenan Evren denen zavallının o işte insanların ana dilini yasak etmesi gibi bazı şeylerden ötürü doğrudur. Orada insanlar devlete karşı kinlendirilmiştir. Bunların hepsi doğru. Ya yanlış yapmıştır. Devlet yani. Yanlış yapmıştır gayet tabii canım. Yani bir insan ana dili yasaklanabilir mi? Adı üstünde ana dili ya. Ana dili yasaklanamaz bir insanın. Yani benim seçim bölgemde de Arnavutlar vardı. Anasıyla Arnavutça konuşuyor adam. Ne yapacağız? Öğrenmesin mi? Konuşmasın mı? O başka bir şey. Onu yasakladık biz. Şimdi bütün bunlar olduğu zaman tabii oradaki insanların devlete karşı sorumlu. Ama bu demek değildir. Şimdi bana da mesela bazı ülkelerde bazı kanunlar vardı. Örneğin Roman ırkına karşı böyle özel maddeler vardı onları aşağılayan. Türkiye'de bir tane Güneydoğu Anadolu'da yaşayan vatandaşları bir başlı başına aşağılayan bir madde var mıdır? Bana bir tane yasa maddesi göster. Veya onların belli görevlere gelmesini engelleyen bir yasa maddesi var mıdır? Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı o bölgeden olduğu mu? Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Vekili o bölgeden oldu mu? Başbakanı olmadı mı? Cumhurbaşkanı olmadı mı? Sayın Rahmetli Turgut Özal. Hep bunlar söylendi Türkiye'de. Bunlar yani şimdi ha onlar asimile olmuş diyorsanız o zaman bir tek şey kalıyor. Bölücülerle görüşmek kalıyor. Ben de CHP'liyim. Sayın Mengü doğru söylüyor. CHP'de ulusalcılar tasfiye edildi. Hamza Pınar Ürgüp'ten bu mesajı göndermiş. Bir başka mesaj var. Bunun tam tersi. Erkan Tan, ben Nurcan. Koltuktan alındım diye CHP'yi eleştiriyorsun. Bırak ya bu Şahin Mengü'yü. İyi, çok güzel. Tabii Nurcan da öyle söyleyebilir. Tabii demokrasi serdiği insanlara inandığını söyleyecek. O söyleyecek, ben de söyleyeceğim inandığımı. Tamam. O zaman Türk halkı bakıp sonunda bir şeye karar verecek. Yani koltuktan iyi mi gidiyor? Alınmadım. Ben hayır bir şey söyleyeyim. Bakın ben ön seçime kendim gittim. Kimse hikaye anlatmasın. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na beni milletvekili yaptığı dilekçe vermedim. Bunu bilsinler bir kere. Ben kendi seçim bölgemde ön seçime gittim. Şimdi buradan soruyorum. Benim arkamdan tam seçimlere 3-5 gün kala, ön seçime 3-5 gün kala Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Manisa'ya benimle uğraşmak için 2 tane adamını göndermiş mi, göndermiş? Peki. Veya yeni CHP'ci sorular var, onunla bitirelim. Sorun. Ya siz soruyordunuz ya, memnun musunuz? Hayır, memnunsa benim diyeceğim bir şey yok. Hangilerinden? Her şeyinden. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsa ben bundan mutluluk duyarım. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni şey diye görmüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidar... Hayır, soruları sormuştunuz ya hani işte terörist başına ev hapsine. Ha, terörist başına ev hapsine evet diyor musun kardeşim? Sen ana dilde eğitime evet diyor musun? Sen özerkliğe evet diyor musun? Ya buna evet diyen kim var efendim CHP'de? Ben çalıştığım sana faks diyeceğim, okursun Sayın Tan, orada görürsün. Ama o Çalıştay parti kararı değil ki efendim. Yani sayın, neler olsun, tek tek o zaman ben sesim nerede söyle. Peki Sayın Genel Başkan'ın lafı değil midir? Af lafı. Genel af. Ben mi söyledim? Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi ağzına almadığı zaman da bunu söyledi ve partide kıyamet koptu. Bakın ben o arkadaşıma soruyorum. Atatürk'e katil diyenlerin Cumhuriyet Halk Partisi içinde olmasını içine sindiriyor musun? Kim, kimmiş ya Atatürk? Adam dedi ya dersinde katliam oldu, Atatürk de biliyordu bunu diye. Yani tabii devletin cumhurbaşkanı... Katil demedi ki canım. Nasıl olur o? Devletin cumhurbaşkanı eline silah alıp adam çatışmaya girmez zaten. Onun bilgisiz hali yapılıyorsa bir şey, orada katliam varsa katliamı yaptırdığını söylüyorsun. Yani bir anlamda katil diyorsun. Bunu içine sindiriyor musun, sindirmiyor musun? Bana onu anlatacaksın. Tabii ki, çok teşekkür ederiz. Yarın da yeni CHP'den bir misafirimiz var ama söyleyelim. Reklamlara doğru gidelim. Bülent Bey, Ankara Milletvekili, yeni CHP'den misafirimiz olacak. Onunla da bunları konuşacağız. Reklamlardan hemen sonra ünlü bir ağır ceza avukatı Nedim Dilek sizinle ve bizimle birlikte olacak. Ey Fenerbahçeliler, neyse kafanızdaki söyleyin. Cep telefonlarınızla mesaj göndererek görüşünüzü ifade edin veya Fenerbahçeli olmayanlar söyleyin. Ağır ceza avukatı Nedim Dilek Aziz Yıldırım'ın tahliyesiyle ilgili olayları yorumlayacak. Mahkeme kararını yorumlayacak. Reklamlardan sonra evinizdeyiz.